Ay, çok güzel kabarıyor. Fırına attık sirkeçimizi, karışım olarak yaptık. Ondan sonra borcamın içine koyduk. Şimdi fırında yaklaşık 160 derecede ısıtıyoruz. Şöyle bak. Triliçe. Doktor Ötker'den bugün triliçe yapıyoruz arkadaşlar. Ekstradan eklediğim 3 yumurta, 600 ml süt, 200 ml krema. Yaklaşık 20-25 dakika pişecek. Ne kadar süremiz kaldı? Bir 10 dakikaya yakın kaldı. Şu an çok güzel kabarıyor içeride. Sanırım karışımı güzel hazırladım. Bir hafta sonu can sıkıntısına triliçe yapıyoruz. Nasıl yaptık? İşte 1, 2, 3 yaptık. En son 4 kaldı. 4 de zaten servis. Triliçemiz efendim karamel soslu. Şöyle. Isırdığımız zaman yumuşacık bir kek. Üstüne kaç dakikası kaldı? Bir 10 dakikası var. Belki hani hızlı kızarabilir üst tarafı. O yüzden biraz daha şey yapabilirim. Erken çıkartabilirim. Hoppa düştü. Evet, bir erkek mutfakta triliçe yapmakta. Ya bunun karameli çok güzel oluyor, karamel soslu. Dolayısıyla triliçeyi bu hafta sonu için tercih ettim. Tekrar söyleyeyim, ekstradan krema aldım. İşte yumurta var. Sosu nerede? Sosu şu an tezgahta bekliyor. Sos üçüncü aşamada söylüyor. Sosu boş bir kapta karıştırın, sonra piştikten sonra üzerine dökün diyor. O yüzden bekliyoruz. Evet, fırında şu an sevgiyle pişiriyoruz efendim. Triliçe. Evet efendim. Şu an fırında pişiyor. Bir 10 dakikamız var. 10 dakika boyunca sohbet ederim. Ne var ne yok. Dünya nereye gidiyor? Biz nereye gidiyoruz? Triliçe mideye gidiyordu biliyoruz. Yes. Çok canın çekti.
Buyur gel. Misafir ol gel bana. İçinde ne varmış? 159 gram un karışımı varmış. 81 gram ıslatma sos karışımı varmış. 75 gram da karamel sos. Düşün, 75 gram karamel sos. Böyle. Bir de büyük borcama koydum. Önce küçük borcama koymuştum. Sonra baktım bu büyük borcam bunu kaldırır. Dedim büyük borcama koyayım. Zaten kabarıyor diye bekliyorum. Aslında bir ekstra hepsini sen mi yiyeceksin? Yok, misafirim geliyor. Misafire yapacağım bunu. O yüzden şu an pişiyor. Ne diyorduk en son? Ha, 75 gram karamel sos diyorduk. Şöyle netleşirsek, evet. 75 gram karamel sos çok güzel tadı. Zaten piştikten sonra üst tarafı kahverengileşiyor. Karamel sosla da çok güzel bir ziyafet çekiyoruz. Zaten en beğendiğim kısım karamel sos. Yani keki at. Karamel sosla biz idare ederiz. Şey çok ilginç. Kremayla süt su var. Keki ıslatıyoruz krema ve süt ile. Belki bunu kakaolu da yapabilirdim ama kakaolu yapmadım. Kakao biraz acı oluyor artık ya. Kakaoyu da artık tercih etmiyorum. Her şeyde kakao var. Çikolata kakao falan. Yani sade, sütlü, vanilyalı o tarz tercih ediyorum. Daha az acı oluyor çikolata olunca. Altın muhallebi gibi değil mi? Tabii tabii altın muhallebi gibi. Şöyle. Yani muhallebi değil. Bu bir kek. Yani şu an fırında kek var. Kek karışımı var. Kekin içinde ne vardı işte? 159 gram un karışımı var. Öyle işte. Bir de şey, tereyağıyla şey yaptım. Tepsiyi yağladım. Yağladıktan sonra o un karışımını içine döküyorsun. Önce 3 tane yumurtayı çırptım. Sarısını ayıkladım. Beyazını çırptım. Beyazı köpükleşti. Sonra üzerine unu koydum. Kek kıvamına getirdim. Kek kıvamından sonra da fırında yaklaşık 25-30 dakika boyunca şu şekilde fırına attık. Bakıyorum bir 5-10 dakikamız kaldı. Pardon, 7 dakikamız kalmış. Biraz daha pişti. Ne kadar pişerse benim için o kadar iyi. Biraz ince gibi oldu. Ama işte en güzel tarafı dediğim gibi karamelli kısmı. Karameli döktükten sonra çok güzel olacağını düşünüyoruz şu şekilde. Evet, biraz daha kahverengileşmeye başladı. Ben bir de üzerine azıcık Hindistan cevizi koydum. Bakayım Hindistan cevizi nasıl olacak diye. Çok az ama böyle. Niye? Çünkü biraz daha fazla koyunca hamur kabaramıyor. Olduğu yerde sönüyor. Ben onu istemiyordum. Evet, fırında şu an şöyle pişiriyoruz. Trilçe. Bir de şey var. Bak onu da göstereyim. Bir saniye. Bir de çikolata şelalesi var. Bu da çikolata seven misafirler geldiğinde. İşte bunda çikolata glazürü var. Ne demek o? İşte onu eritiyorsun, içine koyuyorsun. Çok güzel akışkan çikolatası oluyor. 4 adet pişirme kalıbı da var içinde. Pişirme kalıplarının yani şurada. Pişirme kalıplarının içerisine karışımı döküyorsun, fırına atıyorsun. Sonra kekin içerisine çikolatayı döküyorsun. Çok güzel oluyor. Doktor Ötker çikolata şelalesi. Valla Doktor Ötker geldi, işimizi kurtardı. Yani ben erkek başıma nasıl yapayım şeyi? O kadar börekleri falan. Hazır hazır yapıyoruz işte. Yani pastaneden gidip almaktansa yapmak çok daha keyif verici açıkçası. Ne varmış? 120 gram un karışımı, 75 gram kakaolu yağlı glazür varmış. Elinde yüzük var ama diyor. Yüzük derken? Yüzük yok ki. Diğer ele bakıyoruz. Diğer elde de yok ki. Elimde yüzük yok. Elimde selfie çubuğu var. Telefonu tutsun diye. Öyle. Vallahi güzel çikolata şey. Pardon yanlış görmüşüm. O yani her an yüzük olabilirdi. Bilmem. Zarf attın değil mi? Biliyorum. Elimdeki yüzüğü görmedin ama zarf attın. Meslek ne? Evet. Geldi çöp çatanlığa kardeş. Meslek ne? Valla meslek. Meslek dediğim bugün var, yarın yok. Ne alaka ya? Allah Allah. Sultanahmet bir ne yazıyor orada? Bir şey yazıyordu orada. Yani kek yapıyorum sadece. Ne var bunda yani? Gülücük. İyi tamam. Neyse kek pişiyor işte.
Maksat zaman geçsin, kek pişsin. Sana kek yaptım. Kadir, hoş geldin. Trileçe yapıyoruz Kadir. Doktor Ötker'den Trileçe. Karamel soslu. Az kaldı. Şimdi kabardı yeteri kadar. Sonra atacağız. Bu arada içindekileri bir dolu okuyayım. Belirtilen fırın ayarında üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Tamam. Islatma. Trileçeyi fırından çıkarın ve 5 dakika bekletin. Bir bıçak yardımı ile kalıbın kenarından ayırın ve 6 dilim elde edecek şekilde kesin. Bir kabı krema ve sütü boşaltıp üzerine ıslatma sosu karışımı ilave edin. El çapıcısı ile tamamen eriyinceye kadar 2-3 dakika iyice karıştırın. Beklemeden ıslatma sosunun dilimlenmiş trileçenin üzerine dökün. Şimdi bunu yapacağız. Üçüncü aşamadayız. Arkadaşlar, üçüncü aşamadayız. Islatma aşamasında iyice karıştırıp beklemeden ıslatma sosunu dilimlenmiş trileçenin üzerine dökeceğiz. Son birkaç dakikamız kaldı. Fırından almam gerekecek. Hemen şu tezgahı da hazırlayalım. Trileçemiz pişerken şöyle tezgahı hazırlayalım. Evet, işte benim kırmızı eldivenim. LG'nin. Düşün, LG'den bir eldiven. Şimdi fırından çıkartacağız eldivenimizi. Evet, eldivenimizi taktık. Son birkaç dakikamız var. Şimdi trileçeyi çıkartacağız. Kenar odalardan keseceğiz. Ve dilimlere ayıracağız. Evet. Şuradan bıçağı da hazırlayayım. Tamam. O zaman fırını ışığı çalışacak şekilde yapalım ve çıkartalım. Uf, çok sıcak. Şöyle yere koyalım. Fırınımızın enerjisini kapatalım. Kapağını azıcık açık tutalım. Sıcaklığı gitsin. Bir dakika, tekrar bir şey yapacak mıyız? Bir saniye. Bakıyorum. Tekrar fırına koymak var mı? Yok. Fırın işimiz bitti. Değil mi? Bitti. Evet. Tamam. Şimdi bıçak yardımıyla şöyle kenarlardan kesemiyoruz. Evet. Peki kaça böleyim? Şöyle. Kaç kişi geliyorlardı? Hangi dayımlar? Diğer dayımlar. Şeyler kaç kişi gelecek? 3, 5. 5, 2, 7, O zaman 9'a. bölmeyeyim ama kesmem lazım şeyin alması için. 9'a. 9'a mı keseyim? 9'a nasıl keseceğiz ya? Şöyle 3 3 yapayım kare kare. Olur mu? 2 2 yapayım şöyle. 2 2. 3 3. 3 3. Şimdi 2 2 yapsam 3 3 3. 3. Tamam, o zaman şöyle kesiyorum. Evet, şöyle. Oo, çok güzel pişmiş ya. Yumuşacık. Vallahi yumuşacık. Kestim. Bir de şöyle. Aslında bunu ben bir kere daha şöyle kesebilirim. Yani ikiye keseyim mi? Şöyle. Oh, çok güzel koktu var ya.
Bu böyle bile yenirmiş. Ben bunu arada sırada yapayım böyle. Evet, bir de şöyle keselim keki. Şöyle iyi mi? İşte göz kararı dedikleri bu olsa gerek. Ölçüp biçmediğimiz için. Makinede olmadığımız için. İlla biri çok yiyor, illa biri az yiyor. Evet. Bir ara Ümit Usta vardı. Ümit Usta şu ortadaki var ya, of. En güzel yeri ortadaki kısmı oldu. Kenarlar falan hikaye. O yüzden şey, kenarları büyük kesiyorlar. Pastanelerde falan. Kenarları büyük kesiyorlar. Ortadakini küçük kalıyor yapıyorlar. Şimdi hemen şuraya geldik. Şimdi sosu dökeceğiz. Evet, paketi açıyorum. Veya bıçakla keseceğim. Şöyle. Evet. Paketi kesiyorum. Şöyle bir dakika. Sizin de başınızı döndürmemek lazım. Evet, paketi ağzını açtık. Şimdi ıslatma şeyini hazırlamak için tabağa döküyorum. Ve ardından mikser ile vakit kaybetmeden bunu bir şey yapıyorum. Hemen şu içim azıcık şey yaptı. Evet. Şu da az kaldı ya. Şunu dökeyim. Yumurtanın sarısı. Yumurta. Gerçi dökülmeyecek kadar bir şey yapmış o. Tamam. Şimdi mikserle karıştırıyoruz. Bir tane kalp geldi. Bir iki tane kalp geldi. Teşekkür ederim. Tebrik yapıyoruz efendim. Şimdi birkaç dakika boyunca karıştıracağız. Islatma karışımımızı. Evet, çok güzel köpürüyor. Çıkıyor azıcık. Evet, son birkaç saniye sonra karışımın işlemi bitecek. Güzel karıştırdık. Yüksek ses için özür diliyorum arkadaşlar sizlerden. Aslında biraz daha karıştırırsak çok daha iyi mi oluyor? Bakayım. Bir fena değil. Tamam. Şimdi hiç köpüğü erimeden doğru trileçeye şöyle üstünden döküyoruz. Harika gözüküyor.
Vallahi mesleği bırakıp şimdi yemek ve aşçılık işine gireceğim. Evet, şimdi bu bütün köpüğünü, sütünü, kremasını hepsini çekecek. Dur, şu kapta kalanları da sıyıralım. Gerçi kapta ne kaldı ki sıyırıyorum ben. Ama olur ya, hani puding yaparsın, tencerenin dibinde kadar kaptakini sıyırırsın. Biz de onu yapıyoruz. Yes. Ve son damlayı da ziyan etmeden tirliçeye koyuyoruz. Evet. Bunu da lavaboya koyduktan sonra hemen elimi de temizliyorum. Evet, şimdi böyle görünmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Pek öyle gözükmüyor da şu an. O çekecek şimdi. Ne kaldı başka? Şimdi netleşelim azıcık daha. Şimdi tirliçeyi fırından çıkarın ve 5 dakika bekletin. Bir bıçak yardımı ile kabın kenarlarından ayırın ve 6 dilim elde edecek şekilde kesin. Biz 9 yaptık, sorun değil. Bir kabı krema ve sütü boşaltıp üzerine ıslatma sosu karışımını ilave edin. Yaptık. El çırpıcısı ile tamamen eriyinceye kadar 2-3 dakika iyice karıştırın. Yaptık. Beklemeden ıslatma sosunu dilimlenmiş tirliçenin üzerine döktük. Servis. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alın. En az 2 saat bekletin. Servis esnasında her dilim üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı gelecek şekilde karamel sos dökün. Şimdi geldik karamel sosa. Karamel sosumuz burada. Çok güzel böyle. İçi bildiğin karamel. Yani şu karamel marketlerde böyle karamel niyetinde satmıyorlar da. Gidiyoruz, karamelli çikolata alıyoruz. Karamel sevdalıları vardır özellikle. Yes. Ay çok güzel ya, karamel o. Tabii bu karamelleri yersen obez olursun. O başka bir şey. Ha şey, azıcık şu kaşıkla şöyle kenardan yapalım. İyi çeksin, yoksa çekmez bu. Şöyle. Azıcık alttan. Evet, şu yüzeyi de azıcık şöyle yapalım. Evet, şimdi bunun köpüğü eriyecek. Eridikten sonra şey olacak. Gerçi orta kısmında çok köpük kaldı, fark ettim. Dolayısıyla şimdi şu fırını da kapatalım. Hop, bir saniye şu kamerayı ayarlayacağım hemen şimdi. Bir dakika. Şöyle. Bir saniye. Evet. Kameramızı da ayarladık. Ha, şimdi şöyle, tabii çok sıcak, tutamıyoruz. Eldiveni tekrar giyelim. Bu ele ne giyeceksin? Onu hiç düşünmüyorum. Onu da tabii ki el beziyle şöyle tutup azıcık karıştıracağım ki eşit dağılsın. Çünkü tam eşit dağılmadı. Orta kısmı biraz köpüklü oldu. Hı. Şöyle. O şimdi bunu çekecek. Şöyle. Çektikçe biraz daha şişip kalınlaşacak. İnce gibi olmuştu ama artık bu kalın olacak. Yani lokmalık olacak. Tamam, bu şimdi sıcak sıcak çekecek. Biraz bunu bekleteceğiz. Sevgili izleyenlerimiz. Eldivenimi çıkartabilirim. Evet, şunu da asayım. Evet, astık. Şimdi karamel sosu bekleteceğiz. Demek ki bunun böyle ortası kararıp yan tarafları çukurda kaldığı zaman ıslatma sos karışımını döktüğümüzde hepsi yan tarafa gidiyor. O yüzden yan tarafları oyun demiş. Onu da yaptık. Alttan nasıl gözüküyor? Bir de ona bakalım. Evet, alttan nasıl gözüküyor? Şöyle. Biraz yaklaşalım. Biraz netleşelim şöyle. Ha evet. Şimdi en alt tarafta bazı sızmalar var. Biraz deldiğimiz için onları görebiliyoruz. Yavaş yavaş kekin içine doğru nüfuz ediyor ıslatma suyumuz.
O nüfuz ettikten sonra da çok yumuşak bir kıvam elde edecek. Biraz şu orta kısım şey oldu ama ya. Onu farkındayım, evet. Ama o karamel döktükten sonra daha güzel gözükecektir diye umuyorum. Şey vardı, Arda Türkmen'in Ver Fırına diye bir programı vardı. Orada yapıyorlardı böyle. Arda gelip bakıyordu tadına. Bunun tadı çok güzel olmuş diyorlar. Veya işte buna ne yaptın sen böyle aman Allah'ım diye değerlendirmelerde bulunuyordu. Şimdi bu biraz soğusun, onu bekleyelim. Bir de çikolata şelalem var. Bu da artık başka bir zamana. Görmüş olduğunuz gibi kekin içinde akışkan bir çikolatası var diye tercih ettim Doktor Ötker'den. Bizim gibi bekar erkeklere Doktor Ötker imdadına koşuyor. Evlensek de hanım bunu nasıl yapacak onu hiç bilmiyorum. Bu zaman darlığında hiç kimse yapacak. Daha doğrusu yapacak işlerini hiç kimse vakit bulamadığı için bunlar artık lüks yani. Ya dışarıdan söylüyorsun işte 5 lira 10 lira veriyorsun ya da kendin böyle katlanıyorsun. Efendim? Tamam geliyorum. Tamam şimdi bu kurusun. Gençler takipte kalın. Şimdi gitmem lazım. Tekrar yayın açacağım.